Ankara'da korku filmlerindeki gibi bir hırsızlık olayı yaşandı. Ev sahibi kadın eli bıçaklı soyguncuyla koridorda karşı karşıya geldi. Yaşadığı korku dolanları anları Kanal 7 haberi anlattı. Hanım içeri giriyor banyoya. Kapı ziline basıyor ondan sonra kapıyı dan, dan 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 vuruyor kapı kilitli ya. Sonradan buradan giriyor lat diye. Buradan içeri giriyor. O bu tarafa doğru geliyormuştu demek ki hanım oradan banyodan çıkınca lat diye karşılaştı. Önce zile bastı, ardından pencerenin camını tıklattı. Ses gelmeyince mutfak penceresinden içeri girdi. O anda duştan çıkan kadına dehşeti yaşattı. Şoka girdim zaten. Hala korkuyorum evet. Gece bile korkuyorum. O büyük bıçakla beni kesip doğrayabilirdi. Ben de perişan olurdum. Bir tane de oğlum var, o da perişan olurdu. Hırsızlık dehşeti 22 Ocak'ta Ankara genim Mahalledeki işte bu gece kondu da yaşandı. Eşini cuma namazı için camiye uğurlayan 53 yaşındaki Satı Yılmaz duşa girdi. Cuma'ya giderken izlemiştir. Büyük öyle tahmin ediyorum. Sabri Yılmaz'ın evden ayrılışını fırsat bilen hırsız hemen bu noktaya geldi. Öncelikle kapının ziline bastı. Sonrasında evde kimsenin olmadığına emin olmak için hemen mutfak penceresine yöneldi. Buradaki korkuluğu hemen çekti ve sonrasında da mutfak penceresini biraz zorlayarak içeri girdi. Mutfak penceresinden sızan hırsız evin altını üstüne getirdi. Elinde mutfaktan aldığı bıçak vardı. Ben banyodan çıkarken şu şeyde mutfağın orada karşılaştım. Hırsız eve girdikten sonra yatak odasını ve salonu karıştırmaya başladı. Sonrasında Satı Yılmaz duştan çıktığında ise tam bu noktada hırsızla burun buruna geldi. Hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Sonra geri banyoya geldi. Çıkar yüzüklerini küpeni dedi. Ben de mecbur çıkardım. Sonra da beni salona getirdi. Elinde bıçak var. Paraları ver dedi. Ben de dedim vallahi billahi bizim paramız yok. Gözü dönmüş hırsız para istedi. Yok cevabını alınca bıçakla tehdit etti küpe ve yüzüklerini istedi. Şoka girdim zaten. Hala korkuyorum evet. Gece bile korkuyorum. O büyük bıçakla beni kesip doğrayabilirdi. Sonra eşim cumadan gelecek deyince bu tarafa yönlenince gitti. Dört altın yüzükle küpeyi alan gaspçı girdiği pencereden çıkıp gitti. Ancak polisten kaçamadı. Güvenlik kameralarından kimliği kısa sürede belirlendi. Gizlendiği yerde kız kıvrak yakalandı, tutuklandı. Ben gelince hüngür hüngür ağlaz zaten titriyordu kadıncağız korkmuş ne. Bu tehdit ediyor ya. Şüpheli cezaevine girdi ama Yılmaz ailesi hala huzursuz. Şoku atlatamadılar. Taşınmayı düşünüyorlar. Korkudan sonra artık hanımı bırakıp da ekmek almaya bayiye gidemiyorum. Taşınacağız zaten. Hazırlık içindeyiz. Oraya gideceğiz, burayı bırakacağız. Duramayız.